İyi günler sayın seyirciler. Habercinin saatine hoş geldiniz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeyiz. Konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi Uşak Milletvekili ve Adalet Komisyonu üyesi Sayın Dilek Akagün Yılmaz. Sayın Yılmaz hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Hem meclisin hem Adalet Komisyonu'nun gündeminde önemli yasa tasarılarının olduğu bir dönemdeyiz. Zaten ülkenin gündemi de çok yoğun. Gerçekten çok önemli bir süreçten geçiyoruz. Belki tarihe tanıklık ettiğimiz dönemler yaşıyoruz. Adalet Komisyonu'nun gündemiyle başlamak istiyorum. Ben aslında yargı paketinin alt komisyonda tamamlanması ve söz konusu ve bu hafta da yarın da sizin gündeminize, Adalet Komisyonu'nun gündemine gelecek. Ama onun öncesinde belki kamuoyunda çok da fazla gündemde yer almayan ama önemli olan bir yasa tasarısını dün ele aldınız ve Adalet Komisyonu'ndan geçti, genel kurula gelecek. Aslında tasarıda mahkemelerin uzmanlaşmasıyla ilgili bir takım girişimler olduğunu görüyoruz ama alakası olmayan, ilgisi olmayan bazı maddeler de dikkati çekiyor. Sizden dinleyelim, bu dün kabul edilen, komisyonda kabul edilen tasarı neler getiriyor? Şimdi dördüncü yargı paketi iki şekilde geldi önümüze. Birisi hukukla ilgili olan kısmıydı, diğeri de ceza ile ilgili olan kısımdı. Tabii kamuoyu genelde ceza ile ilgili olan kısmına yöneldi. Acaba af mı var, acaba farklı bir şey mi var, işte kimler serbest kalacak gibi. Yani öyle bir beklenti yaratıldı insanlarda. Dün hukukla ilgili olana baktık biz ama hukukla ilgili olanın içinde bir tane Türk Ceza Kanunu'nun 263. maddesinin yürürlükten kaldırılmasına dönük bir düzenleme vardı. Hı hı. Ve onu sorduk zaten. Niye bunu siz cezaya almadınız, hukukta yer alıyor? Bir gözden kaçırma amacıyla yapıldığını ben düşünüyorum. Bu Türk Ceza Kanunu 263. madde kanuna aykırı eğitim kurumlarının açanların, işletenlerin artık cezalandırılmayacağı anlamına geliyor. Çünkü 263 yürürlükten kaldırılıyor. Yani bu nasıl bir sonuç olabilir buna baktığımızda? Kanuna aykırı eğitim kurumu neler olabilir? İşte kaçak Kur'an kursları olabilir, kaçak okullar olabilir, kaçak dershaneler olabilir. Yani bunlar işte diyelim ki din esaslı konularda olabilir. Ya da işte misyonerlikle ilgili konularda olabilir. Ya da işte PKK terör örgütünün hakimiyetinde olan konularda olabilir. Yani bu konularda siz açılacak her türlü eğitim kurumunu anayasaya aykırı olmasına rağmen yaptırımını ortadan kaldırdığınız zaman suç olmaktan çıkartıyorsunuz. Bu öncelikle yasanın şeyine bir bakarsak, geçmişine, 765 sayılı eski ceza kanunumuzda 261. maddeyle düzenlenmiş aslında. Daha sonra 2004 yılında AKP iktidarı döneminde 263. maddeyle düzenlenmiş. Orada aynen şöyle deniyor: kanuna aykırı eğitim kurumu açanlar, işletenler 6 aydan 3 yıla kadar cezalandırılıyor. Orada öğretmenlik yapanlar da yine ruhsatsız yerlerde öğretmenlik yapanlar da cezalandırılıyor. Ve o birimlerin de kanuna aykırı eğitim kurumlarında kapatılmasına karar veriliyor. 2004 yılında yasa böyle çıkıyor. Yine AKP iktidarı döneminde. Demek ki o zaman cesaret edemediler böylesi bir olaya. 2005 yılında hemen bir değişiklik önergesi geliyor. O önergede adli para cezasına çevrilmesine hapis cezası dönüyor. Kaldırılıp para yani cezasına 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ya da adli para cezası diyor. İşte öğretmenler, orada çalışan öğretmenler ceza kapsamından dışarı çıkartılıyor. Ve kapatma kapsamdan dışarı çıkartılıyor. Sadece kanuna aykırı eğitim kurumlarını açanlar ve işletenler 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ya da adli para cezasıyla cezalandırılır deniyor. O dönemde Ahmet Necdet Sezer, Sayın Cumhurbaşkanı, bu yasayı geri göndermiş meclise, yeniden görüşülmek üzere. Onun gönderme tezkeresine baktığımızda da aynı kaygıları paylaştığını görüyoruz. Diyor ki, anayasamız madde 42 uyarınca eğitim ve öğretim kurumları devletin denetiminde olmalıdır. Devletin denetiminde olmalı, işte laik eğitim sistemine, Atatürk ilkelerine uygun olmalı. Devletin bölünmez bütünlüğü yasaklarına uygun bir şekilde düzenlenmelidir. Siz eğer bunu suç olmaktan, yani cezasını hafifletirseniz, işte bunlara yol açmış olursunuz diyor. Anayasanın 42. maddesinde işte buna aykırılık var deniyor. Yine anayasanın 2. maddesindeki laiklik ilkesine aykırılık var deniyor. 3. maddesindeki devletin ulusu ve ülkesiye bölünmez bir bütündür, ona aykırılık var deniyor. En sonunda da 174. maddeyle korunan
devrim kanunlarımız var. Tevhid teçhizata aykırı bir düzenlemedir bu diyor ve o nedenle meclise geri gönderiyor. Ama AKP iktidarı o dönemde bu tezkereyi ciddiye almıyor. Aynı şekilde yasayı geri çıkartıyor. Hı hı. Ve 263. madde bugünümüze kadar gelmiş. Şimdi artık ne amaçla yapıldığını ben kamuoyunun takdirlerine sunuyorum. Kanuna aykırı eğitim kurumları, yani laik eğitim sistemine aykırı, işte çok dilliliğe neden olabilecek, PKK terör örgütünün etkinliğinde açılabilecek işte ana dilde eğitim yapılan hı hı. okullar da dahil olmak üzere bunların hepsi yaptırımsız hale geliyor. Şimdi anayasaya aykırı laik eğitim sistemine suçlama aykırı. Suçlama cezası yok bir yandan evet, da. Yani diyelim ki bölünmez bütünlüğe aykırı bir yapı hı-hı. olacak. Yani anayasaya aykırı ama yaptırımı yok. Yaptırımı olmayınca zaten siz onu serbest bırakmış oluyorsunuz. Ve anayasaya da işte öyle içini boşaltmış oluyorsunuz. Yani anayasada laiklik ilkesi olsa da bölünmez bütünlük ilkesi olsa da içini boşaltıyorsunuz. AKP iktidarı pek çok olayında yaptığı gibi. Yani biz bu konuda uyarılarımızı yaptık. Evet, onu soracağım. Komisyonla yani, konuşulurken evet. Sonuçta burada bir düzenleme yapılmıyor. Tamamen yasa yürürlükten kaldırılıyor. Bu oluşacak ciddi bir boşluk var. Yani dediğiniz gibi anayasal anlamda suç ama hiçbir cezası yok. Artık önünün açılması anlamına geliyor. Bu boşlukla ilgili bir savunmaları var mı? Var, var tabii. Şöyle diyorlar. İl İdaresi Kanunu'na göre kaymakamlar ve valiler bu türden işte kanuna aykırı eğitim kurumları ile ilgili işte işlemler yapabilirler. Emre aykırılıktan dolayı kabahatler kanunundan dolayı ceza verilebilir. Hı hı. Kabahatler kanundaki cezası baktığımızda zaten 100 lira gibi bir cezası var. Üstelik de kaymakam ve valilere bu konuda açık bir yetki verilmemiş. Kanuna aykırı eğitim kurumları, işte eğitim kurumları ile ilgili yapılacak şey genel kurallar var işte. O ildeki hı-hı. ya da ilçedeki düzenleme ile ilgili ve diğer kurumları kontrol ve denetleme ile ilgili genel kurallar var. Şimdi günümüz koşullarında düşünün siz AKP iktidarı başta ve PKK ile de anlaşmış durumda zaten. Diyelim ki işte bir kaçak bir okul oluştu. Yani izin alınmadan bir okul oluşturuldu ya da yani milli eğitimin olması gelenekken hı hı. ilkelerine aykırı bir okul oluşturuldu. Buna karşı tavır alacak, bununla ilgili ceza yazacak hangi vali ya da kaymakam var? Var mı böyle vali ya da kaymakam? Şimdi pek çok yerde bu Nevruz bahanesiyle işte PKK bayraklarının asıldığı, Abdullah Öcalan olan posterlerin asıldığı pek çok şey yapıldı, hı hı. eylemler yapıldı. Bunlar açıkça suç aslında. Türk Ceza Kanunu'nda da suç ama hangi savcı bu konuda işlem yaptı ya da hangi vali işlem yaptı? Şimdi artık yasaların dahi uygulanmadığı bir dönem varken hangi vali ya da kaymakam bir cesaretle kaçak Kur'an kursları ya da kaçak din esaslı eğitim sistemini getiren ya da işte Kürtçe ana dilde eğitim getiren bu türden okullarla ilgili ceza yaptırım yapacak. Hiçbirisinden böyle hı hı. bir şey beklememiz mümkün görünmüyor, değil. Evet. Yani işte artık AKP iktidarı gerçek yüzünü bu şekilde ortaya atmış oldu. Bir de ben şunu söyleyeyim. Şimdi milli eğitimde yine az çok bir kılık kıyafet yönetmeliği var. O yönetmelikte türban serbest bırakıldı. Dizüstü etek çocukların giymesi biliyorsunuz yasaklandı. Kolsuz giymesi yasaklandı. Ama şimdi kanuna aykırı bu eğitim kurumlarında çarşafla dahi eğitim yapılabilecek. Yani hı-hı. bunun hiçbir yaptırımı yok. Hı-hı. Peki hukukla ilgili bölümde böyle rahatsız edici durumlar var. Yarın da ceza ile ilgili artık o dördüncü yargı paketinin beklediğimiz bölümünü görüşeceksiniz Adalet hı-hı. Komisyonu'nda. Ve o noktada da çekinceleriniz var muhalefet olarak. Aslında hani AİHM'le ilgili olduğu söylendi. İfade özgürlüğü ile ilgili bir takım düzenlemeler yapılacağı söylendi. Kamuoyunun başka beklentileri de vardı. Özellikle KCK tutukluları ile ilgili beklentileri vardı. Bunların çok karşılanmadığını görüyoruz ama bir yandan da başka sakıncalar da var. Siz bu noktada... Bunlar da karşılanabilir. Genel kurulu hı-hı. önerge olarak evet, getirebilirler. Öyle bir komisyon var. Aşamasında var. Ya da genel kurul aşamasında o sürecin nasıl olacağını hep birlikte gözlemleyeceğiz ama bu haliyle ne gibi sakıncaları beraberinde getiriyor? Özellikle bu propagandayla ilgili düzenlemeler aslında hani görmediğimiz bir takım gizli tehlikeleri barındırıyor noktasında sizin eleştirileriniz olmuştu çünkü. Evet.
Şimdi özellikle ceza ile ilgili kısım getirildiğinde önümüze şu söylendi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Türkiye'yi mahkum ettiği konularla ilgili düzenlemeler yapılması öngörüldüğü söylendi. Bu çerçevede biz bunları getiriyoruz dendi. Ve işte terör örgütleriyle ilgili bazı düzenlemeler var. Ama şu dikkatimizi çekti, örneğin uzun tutukluluklarla ilgili de çok ciddi cezalar almış durumda Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Ama bununla ilgili herhangi bir düzenleme yok. Silahların eşitliği, işte savunma hakkının yoksulluğundan dolayı alınan cezalar var. Bununla da ilgili bir düzenleme yok. Şimdi Ergenekon ve Balyoz davalarında gördük ki avukatlar salondan dışarı çıkartılıyor. Savunma hakkı ortadan kaldırılıyor. Bununla da ilgili düzenleme yok. Yani asıl olması gereken, kamuoyunun beklediği bu şekilde düzenlemeler yok. Onun dışında işte af gelebilir gibi bazı söylemler insanlarda yarattılar. Ne yazık ki genel anlamda adli tutuklu hükümlerle ilgili herhangi bir şey yok. Ama KCK'lıları etkileyebilecek bazı düzenlemeler var burada. Ve asıl olarak da PKK terör örgütünün meşrulaştırılmasına dönük, bazı siyasallaştırılmasına dönük bazı düzenlemeler var. Evet, özellikle bu noktada çekinceleriniz var. Terörle mücadele yasasının 6. ve 7. maddelerinde bir değişiklik yapılıyor. 6. maddesi bu cebir ve şiddet içermeyen bildiriler ve yayınların suç olmaktan çıkartılmasını öngörüyor. Diğer yandan 7. maddesi de yine cebir ve şiddet içermeyen propagandanın suç olmaktan çıkartılması olarak düzenleniyor. Şimdi başı şöyle aynen maddeye baktığımızda terör örgütünün cebir şiddet içermeyen bildirileri ve propagandaları serbest. Şimdi terör örgütü dediğiniz zaman terörle mücadele yasasına baktığınızda doğrudan doğruya cebir şiddet unsurlarını içeren, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya çalışan ve işte Türkiye'nin bölünmez bütünlüğüne doğrudan doğruya cebir şiddetle saldıran örgütler, işte kişiler ve bunların oluşturdukları örgütlenmeler terör örgütü olarak anılmaktadır. Hı hı. Terör suçu olarak onlar anılmaktadır. Şimdi siz terör örgütünün cebir şiddet içermeyen propagandası ve bildirisi dediğinizde çok komik bir duruma düşüyorsunuz aslında. Yani ya terör örgütü kavramını değiştireceksiniz, terör örgütü yani size doğrudan doğruya işte bir saldırı başlatmayabilir, bir şiddete dönük bir şey yapmayabilir. Gelip diyebilir ki vatandaşa, kepenklerinizi bugün indireceksiniz. Orada doğrudan silahlı bir saldırı yoktur. Ama orada insanlar neyden korkarlar? Ben bunu yapmazsam yarın gelirler bana saldırırlar. Çünkü PKK adına geldiği takdirde o şiddet insanları artık içine sinmiş bir olaydır. O korkudan, tehditten siz arındıramazsınız insanları. Şimdi o zaman ne oluyor? Bu uygulamayla nasıl bir şey gelebilecek karşımıza? Örneğin terör örgütü PKK'nın silahlı halk ayaklanmasına çağıran bir bildirisi ya da propagandası yasak. Ama örneğin işte özellik, federasyon, işte çok dilli eğitim gibi çağrıları, siyasi talepleri, propagandaları, işte bu konularda yapacakları mitingler, bunlar tamamen serbest hale gelecek. Yani şimdi terör örgütüyle içselleşmiş bir şekilde sen bunları söylediğin zaman insanların zihninde zaten o korku var, o duygu var. Zaten şimdiye kadar şiddetle bugüne geldi. Tabii her türlü olayı gerçekleştirmiş bir örgüt var karşında. Ama siz buna böyle diyorsunuz, cebir şiddet içermediği takdirde serbestsiniz diyorsunuz. O zaman ne oluyor? Bir, bu suçtan işte mahkum olan ya da tutuklu olanlar varsa onlar serbest kalacaklar. Bu suçun alt sınırı bir yıl olduğu için tutuklu olan çok fazla insan olmayabilir. Burada asıl yapılmak istenen şey terör örgütü PKK'nın siyasallaştırılması ve meşrulaştırılması. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarından bahsediyorlar bu konuda. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını inceleyen hocaların ben görüşlerine baktığımda, örneğin Özer Özbek'in görüşüne baktığımda diyor ki, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde biz ceza alıyoruz bunlardan dolayı ama yani yargıçlarımız bizim haber nitelikli konularla doğrudan göre terör örgütünün propagandasını ve bildirilerini basanları ayırt etmediği için, örneğin bir gazetede bir haber çıktı, onu da ona göre şekillendirdiklerinden dolayı, suç niteliğinde olduğundan dolayı biz bu mahkumiyetleri alıyoruz diyor. Yani bu düzenlemeyi yapmak yerine eğer gerçekten Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne mahkumiyet almamamız isteniyorsa yargıçları, savcıları bu konuda eğiteceksiniz. Hangi koşullarda ceza verilmeli? Haber niteliği olan
gerçekten de işte yayın organlarında yayınlanan şeylerle ilgili de verilmeyebilir. Hı hı. Ahim'in kıstası budur diyebilmek yerine işte PKK ile AKP'nin yapmış olduğu müzakerelerin sonucunda meşrulaştırmaya dönük bir çabadır bu. Ve biz bu yasa çıkmadan önce de zaten bu Nevruz kutlamaları sırasında, hı hı, gördük ki işte PKK'nın bayrakları, uygulamada değişmiş zaten her şey. Hocaların posterleri, hı hı, artık orada şiddet içermediği söylendiği için bunlar zaten serbest hale getirilmiş durumda. Her ne kadar İçişleri Bakanı bunlar suç diyorsa da, gerçekten de şu anda suç da olsa, ama bir şekilde meşrulaştırdın. Bunun da yasal temelini atmış oluyorsun sen. Yani bundan sonra artık PKK terör örgütü değil, zaten şey olan, terör örgütü kapsamında olan, artık onlar meşrulaştırılacaklar. İnsanların zihni yıllardır o uğradığımız şiddet ve karşılaştığımız ölümler, cinayetler, bunların hepsi bir tarafa bırakılacak. Artık bundan sonra terör örgütü, yani işte sol örgütlenmeler, sendikalar, işte bunun içine Atatürkçü Düşünce Derneği mi girer, TGB mi girer, işte Genel İş mi girer, kimler girerse, ki son dönemde yapılan bütün baskınlardan onu görüyorsunuz artık. Baskınlar PKK'ya değil. Yani PKK hakkında soruşturma falan açılmıyor. Aksine PKK'lılara ve yaptıkları saldırılara karşı bile cevap vermeyin diye işte ordu içinde bile genelgeler yayınlanmış. Artık bundan sonra terör örgütü kapsamında olanlar sol örgütler, Atatürkçü, çağdaş niteliği olan örgütler olarak görülecek herhalde. Buradan bu anlaşılıyor. Sizin yakın tehdit kavramıyla özellikle vurguladığınız bir şey daha vardı. Yani şu an işte devam eden davalarla ilgili bu unsurun kullanılabileceğini söylemiştiniz. Biraz da bunu açabilir miyiz? Yani tabii. Yine PKK örneğinden yola çıkarak. Şimdi bir de Türk Ceza Kanunu 215. maddede bir değişiklik öngörülüyor. Bu madde suç ve suçluyu övmeyi suç haline getiren bir maddedir. Hı hı. Bu maddeye şöyle bir şey ekleme yapılıyor. Açık ve yakın tehlikenin ortaya çıkması durumunda deniliyor. O zaman açık ve yakın tehlike konusunda yargıcın takdirine bırakıyorsunuz demektir siz bunu. Yargıçlar da doğrudan doğruya AKP iktidarının hakimiyeti altında emir ve talimatlarıyla işlem yaptıkları için özellikle ben yani bu konuda bağımsız davranan, bağımsız kararlar veren yargıç ve savcılarımızı ayırıyorum. Ama genel anlamda siyasallaştırılmıştır, hı hı, yargı. İktidara bağımlı bir yargı hale getirilmiştir. O zaman ne olacak? Şimdi Abdullah Öcalan açık ve yakın tehlike olarak görülmeyebileceği için, yani işte yıllar boyunca zaten adam cezaevinde, ne gibi bir açık ve yakın, hı hı, tehlikesi olabilir deyip onunla ilgili suç ve suçluyu övme, örneğin PKK ile ilgili ya da Abdullah Öcalan'la ilgili suç ve suçluyu övme kavramı ortadan kaldırılırken, diğer yandan şimdi devam eden davalar var. Örneğin işte sözde yine Balyoz davası, hı hı, terör örgütü olarak Ergenekon terör örgütü gibi şeyler insanların kafasında yerleştirilmeye çalışılıyor. Yani orada hiç bir şekilde ciddi iddianameler, o iddianame ve mütalada ciddi bir suçlama olmamasına rağmen terör örgütü kavramı oraya yapıştırılmaya çalışılıyor. O zaman ne olacak? Açık ve yakın tehlike. Örneğin işte Mustafa Balbay ile ilgili bir şey söylediğinizde Sayın Milletvekilimiz, ya da Haberal ile ilgili bir şey söylediğinizde, ya da İlker Başbuğ ile ilgili bir şey söylediğinizde, siz suç ve suçluyu övme suçunu işlediniz, açık ve yakın tehlike onlardır diyecekler ve bu nedenle insanların cezalandırılması söz konusu olabilecek. Hatta Başbakanın bu konuda AKP genel merkezine yapılan saldırı konusunda bunu Ergenekon yaptı. Evet, öyle bir bağlantı kurmuşlardı. Oysa ki işte diğer yetkililer, diğer KPC yaptı. Hı hı. İşte biz o konuda soruşturma açıyoruz demelerine rağmen Başbakan Ergenekon yaptı bunu da deyip, yani o zaman ne oluyor? İşte siz açık ve yakın tehlikeyi oluşturmuş oluyorsunuz. Yargıçlara da bu şekilde yol göstermiş oluyorsunuz. Bundan sonraki çok açık söyleyeyim ben. Yani Ergenekon davasını izlemeye gidenlere, bu konuda protesto gösterisi yapanlara suç ve suçluyu övme adı altında cezalar verilebilir. Hı hı. Bu öyle bir yol açılıyor diye düşünüyorum ben. Yani iktidar kimi bu konuda hedef gösterirse onları övmek suç olacak. Onlarla ilgili açıklamalar yapmak suç olacak. Ama Abdullah Öcalan'la ilgili, PKK ile ilgili terör örgütü demenin falan hiçbir anlamı olmayacak. Ondan dolayı zaten kimsenin cezalandırılmayacağı da belli. Çok açık, hı hı, seçik anlaşılıyor.
Yani cezada da bu türden düzenlemeler var. Bir de mesela şu var, halkı askerlikten soğutma diye bir madde vardı. O maddede işte halkı askerlikten soğutacak şekilde propaganda yapmak vesaire gibi şeyler suç sayılıyordu. Şimdi onlar propagandası kaldırıldı. Sadece işte kişileri askere gitmek konusunda, gitmeme konusunda teşvik ve telkin ediyorlarsa, askerdekilerin işte asker kaçağı olmak konusunda teşvik ve telkin varsa o zaman cezalandırma yoluna gidilebiliyor. Bunun anlamı da şu aslında. Yani vicdani redde bir kapı açılmış oluyor. Tabii. Hı hı. Yani siz işte basın yayın organlarında askere gitmeyin, işte Türk ordusuna girmeyin, işte bu ordu şöyle kötü bir ordudur, böyle kötü bir ordudur diye söylediğiniz takdirde bundan dolayı ceza almayacaksınız. Halkı askerlikten soğutma diye bir suç ortadan kaldırılmış oluyor. Hı hı. Kişilere dönük bir şey yaparsanız ancak ceza alabileceksiniz. Herhalde bir süre sonra da bunu da kaldıracaklar diye düşünüyorum ben. Bu kanuna aykırı eğitim kurumlarında hı hı. olduğu gibi onu da kademeli olarak gerçekleşebilir. Yani artık asıl amaç burada Türk ordusunu tasfiye etmek ve ülkeyi savunmasız hale getirmek olduğu anlaşılıyor ki çok sayıda askerimiz cezaevinde uydurma nedenlerle cezaevinde bu şekilde işte kişilerin askere gitmesi de gitmemesi konusunda da telkinler yapılabilecek. Yani orduyu şimdi, yine zayıflatmaya yönelik bir hamle gibi görüyorsunuz. Gerçekten halkın ordusudur. Yani profesyonel ordu niteliğinde değildir. Bütün işte 20 yaşına gelmiş gençler kim olursa olsun, kişiliği neyse, hangi dine, hangi mezhebe ya da hangi etnik kimliğe bağlı olursa olsun giderler ve o Türk ordusunun askeri konumunda olurlar. Halkın ordusudur. Ama siz şimdi gitmeyebilirsiniz, yani gitmeseniz de olur gibi falan şeyler söylediniz de ki AKP'nin Anayasa Uzlaşma Komisyonu'na getirdiği öneriler de var. İşte vicdani reddin olabileceği gibi yani askere gitmemek peki. talebi hı hı. Makul karşılanabilecek ve Türk ordusunun tasfiyesi daha da ilerletilmiş olacak. Sohbetimize devam edeceğiz Sayın Yılmaz. Çok kısa bir ara vermemiz gerekiyor. Sayın seyirciler kısa bir aranın ardından biz yine burada olacağız. Bizden ayrılmayın. Sayın seyirciler, habercinin saatinde sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sayın Yılmaz, ilk bölümde özellikle 4. yargı paketi ile ilgili muhalefet olarak çekincelerinizi sıralamıştınız. Yine KCK ile ilgili de hem komisyon hem genel kurul aşamasında onların tutukluluğuna son verecek düzenlemelerinde gündeme gelebileceğini söylediniz. Çünkü önemli bir süreçteyiz. İşte iktidarın çözüm süreci olarak adlandırdığı ya da İmralı süreci diyebileceğimiz bir süreçten geçiyoruz. Özellikle son birkaç aydır bunlar artık resmen konuşuluyor ve hani bize bir barış vaat ediliyor aslında bu sürecin sonunda ama tabii ki insanlar da artık terör bitsin istiyor bir kere o noktada hani kabul edilebilir bir ortak nokta duruş söz konusu ama aslında bir bakıma da birçok tehlikenin de birlikte geldiğini hani gören okuyan insanlar fark ediyorlar bu noktada sizin de çekinceleriniz var. Öncelikle bu süreci hem nasıl değerlendiriyorsunuz hem de geldiğimiz aşamada yine yasal anlamda meclisten beklenen şeyler var. Onları ayrıca soracağım. İlk değerlendirmelerinizi almak istiyorum öncelikle. Şu 4. yargı paketinde belki bir şey eksik kaldı. Şimdi genelde KCK'lılara dönük düzenlemeler var. Terör örgütünün meşrulaştırılmasına ilişkin düzenlemeler var. Ama örneğin haksız ve hiç hukuka aykırı bir şekilde cezaevinde tutulan askerlere, yazarlara, bilim adamlarına, milletvekillerimize dönük uzun tutuklulukların ortadan kaldırılmasına dönük herhangi bir düzenleme yok. Bunu vatandaşlarımızın ben bilmesi gerektiğini düşünüyorum. Şimdi ben İmralı süreci demiyorum. Abdullah Öcalan PKK ve AKP anlaşması aslında müzakereleri bunlar. Çünkü insanların gözünden kaçırılmaya çalışılıyor. Abdullah Öcalan'ın PKK terör örgütünün zihinlerde yer ettiği olumsuz imajı silmek amacıyla yapıldığını düşünüyorum. Şimdi böyle bir müzakere sürecinin başlaması en başta dendi ki silahlara bıraktırmak amacıyla bu işlemler yapılıyor. Terörle mücadele. İşte dünyanın pek çok ülkesinde bu şekilde yapılıyor. Biz onları yenilgiye uğrattık. Artık silahları bırakmayı düşünüyorlar. Bu çerçevede böyle bir devlet görüşecek. Yani biz görüşmüyoruz ama devlet görüşecek diye başbakanın açıklamaları var. Dünyanın bütün ülkelerine baktığımızda ise hiçbir şekilde terör örgütü
temsilcileriyle görüşmeyi ne devlet yetkilileri, ne iktidar, ne hükümet yapmamıştır. Yani onların yasal temsilcileri kim ise, mesela İrlanda'da da öyle, İspanya'da da öyle, yasal temsilcileriyle yapılmıştır, örneğin BDP ile. Ve onlara da şu istenmiştir: siz bu terör örgütünün bütün terörist faaliyetlerinizi kınadığınızı söyleyeceksiniz ve onlarla bağlarınızı keseceksiniz. Organik bağlarınızı keseceksiniz. O zaman sizinle bazı sorunları konuşabiliriz denmiştir. Ama ne yazık ki ülkemizde her şey ters yüz edildiğinden dolayı doğrudan doğruya terör örgütünün başıyla görüşmeler yapılıyor. Hatta işte BDP'de sadece araç olarak kullanılıyor. Bu müzakereler yapılıyor ve bu müzakereler yapıldığında işte milliyete yansıyan görüşme tutanaklarına baktığımızda işte terör örgütünün başı Abdullah Öcalan'ın bir yenilgi sonucu böyle bir şeye evet demiş gibi bir görüntüsü de yok. Aksine zafer kazanmış komutan edasıyla işte isteklerini sıralıyor. İlk orada duyduk işte asker şeyler, bizim güçlerimiz çekilecek, PKK sınır dışına çekilecek ama silahlarıyla birlikte çekilecek. İşte meclisin bu konuda bir karar vermesi lazım. Ardından işte bizim taleplerimiz elbette olacak. İşte ana dilde eğitimden tutun da bölgesel idari özelliklere kadar her konuda taleplerinin olduğunu belirtiyor ve Türkiye'yi neredeyse kendisinin yönettiğini gibi, işte başbakanı da ben kurtardım, Hakan Fidan'ı da ben kurtardım, şuna da şunu söyledim, buna da bunu söyledim. Yani bir adam zaten, yani o kadar yüz verilmiş, o kadar şımartılmış bir durumda ki kendisini gerçekten zafer kazanmış gibi görüyor. Ve işin acı tarafı Türkiye Cumhuriyeti Devleti de onlara teslim olmuş gibi bir görüntüsü var. Her ne kadar başbakan hamaset nutukları da atsa, onların bütün talepleri neredeyse emir talepki ediliyor ve o çerçevede görüşmeler yürütülüyor. En son örneğin işte Nevruz kutlamaları sırasında Abdullah Öcalan'ın ulusa sesleniş gibi bir sesleniş yaptırılması hiç akıllara zarar bir şey, yani akıllara ziyan bir şey. Bu adam yani terörist faaliyetlerden dolayı azmettirici ve terör örgütünün başı olmasından dolayı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almış bir adam. Siz bunun bütün şeyini alıyorsunuz, işte bir milletvekili kanalıyla mesajlarını, iki milletvekili kanalıyla bütün Türkiye'ye duyuruyorsunuz, bütün dünyaya duyuruyorsunuz ve ondan sonra da bütün dünyadaki gelişen şey ateşkes çağrıları. Ateşkes iki eşit güç arasında olur. Terör örgütüyle devlet arasında ateşkes diye bir şey söz konusu olmaz. Yani en baştan söylenen silahları bıraktırmak amacıyla görüşüyoruz, görüşülüyor iddiası da artık yerle bir olmuş durumda. Zaten silahlar da bırakılmadan sınır dışına çıkılması. Ne işte Kandil'deki teröristler, ne işte Abdullah Öcalan, ne BDP'li temsilciler hiçbir şekilde silahın bırakılmasının söz konusu olmadığını, silahlarla beraber yurt dışına çıkacaklarını ve bu silahlı bir şekilde çıkarken de bir güvenceye tabi tutulmak istendiğini, başbakanın verdiği sözün de hiç önemli olmadığını, meclis tarafından karar çıkartılması gerektiğini söylüyorlar. Ardından da hem BDP yetkilileri, hem onların yandaş kalemşörleri, hem Murat Karayılan, hem Abdullah Öcalan şunları söylüyorlar. Yani biz tamam silahlarla geri çekilecek ama bizim taleplerimiz var. Bu taleplerin gerçekleştirilmesi lazım. Nedir bu talepler? Öncelikle işte bütün PKK'lılara özgürlük istiyorlar. Abdullah Öcalan'a da özgürlük istiyorlar. Ardından ana dilde eğitim istiyorlar. Ardından federasyon, özellik, bunları istiyorlar. Yani anayasada olması gereken maddelere kadar, hatta Abdullah Öcalan biliyorsunuz vatandaşlık maddesini tanımını yaptırmıştı. Bu vatandaşlık tanımından tutun da idari, bölgesel, özerk yapılara kadar her konuda taleplerini dile getiriyorlar. Satır aralarında bunlar var. En son bu 21 Mart'ta Nevruz kutlamaları sırasındaki şeyine baktığımızda ise satır aralarında şunlar var. Abdullah Öcalan diyor ki, İşte silahlarımızla birlikte geri çekileceksiniz. Yeni bir mücadele başlıyor, yeni bir dönem başlıyor. İkincisi söylediği şey, ulus devleti, 90 yıllık ulus devleti yok sayıyoruz. Bize çok eza cefa ettiler. Yani bu ulus devleti yok sayıyoruz. Ardından İslam birlikteliği Evet, Başbakan Erdoğan da son birkaç aydır özellikle vurguladığı konuydu. Yani biz, İslam birlikteliği bizim işte kardeşliğimizin simgesidir diyorlar. Bir İslam devletine atıf yapıyor. Ardından da
işte Suriye'deki, Irak'taki ve hatta İran'daki tüm etnik kimlikteki kişilere, yani gruplara çağrılar yaparak bir oraları da içine katan büyük büyük oluşuma çağrı yapıyor ve diyor ki uluslararası bir barış konferansı toplanmalıdır. Şimdi bundan çıkan sonuç nedir? Silahları bırakmıyoruz. Ama bizim istediklerimizi yaparsanız o zaman biz silahları bırakırız. Bizim istediklerimizi yapmazsanız sizinle işte barışa da savaşa da hazırız diyorlar ya. Her an için savaşmaya hazırız. Hı-hı. Hatta Abdullah Öcalan 50 bin kişiyle silahla halk ayaklanması başlatırız diyor. Kendisine o şekilde bir güven. Beraberinde yani güven duyuyorlarla. O lafları söyleyebiliyor. Böyle o laflar çok açık seçik ortaya atılıyor. Yani insanlara bunu görmesi lazım. Diğer yandan en tehlikeli şeylerden bir tanesi sadece ülke içerisinde oluşturulacak bir Kürdistan değil. Yani Suriye, hı hı, İran, Irak'ın da içinde bulunduğu bir büyük oluşumdan bahsediliyor. Ve bunu Türkiye Cumhuriyeti ile işte bir arada yaşama gibi algılatmaya çalışılıyor. Şimdi oralar bizim ülkemizin dışında, ülke sınırlarımızın dışında olan yerler. Siz oralarla eğer böyle bir organik bağa girip de oradaki etnik grupları da kendi içinizde toparlarsanız, örneğin Kuzey Irak, İran ve Suriye'deki Kürtleri de kendi içinde toparlayacak şekilde bir federasyon oluşumu yaparsanız, ne yapıyorsunuz? Başka ülkelerin topraklarına, hı hı, asıl göz dikmiş oluyorsunuz. Onların bütünlüğüne göz dikmiş oluyorsunuz. Şimdi ne merkezi Irak hükümet, ne İran, ne Suriye böyle bir şeye evet demez. Sonuçta barış diyerek, bakın barış hepimizin istediği bir şey. Terörün bitmesi hepimizin istediği bir şey. Ama barış adı altında aslında Türkiye'yi ve Türk'ü, Kürd'ü, herkesin Orta Doğu coğrafyasını içine, Orta Doğu coğrafyasındaki bir savaşa sokuyorlar. Çünkü öyle bir ilhak toprak kazanım anlayışıyla yapılacak o olay. İşte Suriye'deki, İran'daki, Irak'taki, hı hı, Kürtleri içine katmak istiyorsun. Türkiye'de bir federasyon oluşturmak istiyorsun. O zaman o hükümetler bunlara evet mi diyecekler? Yani ülkelerinin bütünlüğünü, birliğini korumak adına savaşmayacaklar mı? Yani şimdi biraz da hem Suriye ile hem merkezi Irak yönetimiyle de hani ilişkilerimizin gergin olduğu bir dönemdeyiz. Buna da bağlayabilir miyiz? Yani zaten Suriye'ye tavrımız çok kaynaklanıyor zaten. Hı-hı. Gerginlik o ülkelerin toprak bütünlüğünü tanımamamızdan kaynaklanıyor. Suriye'deki muhalifleri destekliyor AKP hükümeti. Silahlar Türkiye'den gidiyor. İşte militanlar Türkiye'de hem eğitiliyor hem oraya savaşmak üzere gönderiliyor. Yaralılar bu tarafa getiriliyor. Irak merkezi hükümetini tanımıyoruz. Kuzey Irak, Kuzey Irak Türk bölgesini esas kendimize muhatap kabul ediyoruz. Ve o zaman doğal olarak Irak merkezi hükümeti, sen benim iç işlerime karışıyorsun ve bu şekilde benim hakimiyetim altında olan bir toprak parçasını benden koparmaya çalışıyorsun, hı hı, diyor. Zaten bu şey aranın bozulması, o ülkelerle birbirimize düşman hale gelmemizin gerekçesi bu. İran'la ilgili de aynı, evet, şeyler söyleniyor. Kürecik füze kalkanı, Patriotların hem Suriye hem İran'a İran dönüp onların kullanılabileceği, hı hı, ve İsrail'in saldırılarına asıl zemin yaratmak için getirildiği söyleniyor zaten. Yani şimdi böylesi bir durumda siz analar ağlamasın diyorsunuz, barış süreci diyorsunuz, barış olsun diyorsunuz, hı hı, ama söylenilen şey, Abdullah Öcalan'ın söylediği şey ve başbakanın da memnuniyet verici buldum dediği, ki onun kontrolünden geçerek orada söylenmiş, çok açık seçik. Aslında bir savaş çağrısı yapıyorsun. Komşu ülkelerin topraklarını ilhak edeceğim, kendime katacağım, orada bir Kürdistan oluşturacağız. İşte Kürt Federe Devleti'ne ise işte Türk Federe Devleti ile Kürt Federe Devleti bir arada kardeşçe yaşayacağız. Yok böyle bir şey. Yani bunun adı kardeşlik projesi, bunun adı barış projesi falan değil. Bu aksine Türkiye'yi savaşın içine atmak doğrudan. Ama insanlara bu gerçekler anlatılmayınca yani kısa, yani geçici bir sükunet ortamında olunca, hı hı, tabii herkes ya bu böyle devam etsin diyor ama bunun karşılığında, evet, neler anlamda değerlendiren çok az. Neler zaten insanların bunu görmesi çok zor. Bir de tabii özellikle meclisten karar çıksın, evet, diye. Onu soracağım. Şu bağlamda isterseniz onu değerlendirelim. Bu özellikle sınır dışına çıkışlarla ilgili BDP'nin bu mesajın okunmasının hemen ardından meclis inisiyatif alsın. Hem sınır dışına çıkanları hem bunu yönetecek olan
grupları yasal güvence altına alsın. Hatta bu güvencenin içerisinde o sınır dışına çıkan teröristler bir gün köylerine, topraklarına dönmek isterse bu anlamda da bir takım düzenlemeler yapılsın gibi. Son bir haftadır dinliyoruz bunu BDP'nin ağzından. Şu an hükümet biraz temkinli yaklaşıyor. Yasal düzenlemeye gerek yok. Başbakanın sözü yeter diye yaklaşıyor ama hani zaman ne getirir bunu bilemiyoruz. Bu noktada bir yasal düzenlemenin ne gibi riskleri var? Bunu sormak istiyorum. Evet. Şimdi ben şunu söyleyeyim. Yani bizim sözlerimizden, benim söylediğim sözlerden de yani Türkiye'de terörün bitmesini elbette hepimiz istiyoruz. Barışın olmasını elbette hepimiz istiyoruz ama bu süreç bir barış süreci değil. Bu süreç Türkiye'yi savaşa sürükleyecek bir şey ve silahların gölgesinde Abdullah Öcalan ve Tayyip Erdoğan'ın anlaştıkları bir anayasa yapım süreci de, silahların gölgesinde şantajla yapılan bir anayasa yapım süreci de var. Bunu birbirine bağlamak lazım. Ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin PKK'ya, daha doğrusu onun arkasında güç olan Amerika'ya teslim olması söz konusu şu anda. Şimdi bu şekilde yani yasal düzenleme yapılması neden isteniyor? En baştan itibaren aslında sürece şöyle bir baktığımızda işte Oslo görüşmeleri oldu. Hakan Fidan başbakanın temsilcisi olarak gitti. Ardından işte Abdullah Öcalan'la İmralı'da görüşmeler oluyor. İşte MİT, BDP vesaire onlar gidiyorlar, haberleri getiriyorlar. Başbakan şunu söylüyor. Biz görüşmüyoruz, devlet görüşüyor. Şimdi devleti yöneten sensin zaten. O görüşmelere de gönderen sensin. Ardından kamu görevlilerimiz bizim Kandil'den teslim alınırken tutanakla teslim alınıyorlar. Ardından işte bu yurt dışına silahlarıyla birlikte çıkma, onları görmezden gelme konusunda bir yasal düzenleme yapılması isteniyor. Bunların hepsi aslında tam bir kurgu. Yani PKK'yı bir terör örgütü olmaktan çıkartıp savaşan taraf anlamına gelecek bir düzenlemenin yapılması. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti aslında o terör örgütünün belli konulardaki meşruluğunu tanıdı ve savaşan taraf haline geldi. Bu anlaşmalar yaptı, tutanaklar imzaladı. Bunun için meclisinden yasa çıkardı. PKK aslında bir terör örgütü değildir, savaşan taraftır. Savaşan taraf olunca ne oluyor? Cenevre sözleşmelerine göre, ortak üçüncü maddesine göre o zaman siz savaşan taraf olarak tanıdığınızda bunu uluslararası güçlerin Türkiye'ye müdahalesine tamam demiş oluyorsunuz. Yarın diyelim ki herhangi bir problem çıktı, işte PKK yeniden silahlarıyla saldırdı, olmamasını temenni ediyoruz bunu ama sonuçta PKK bir terör örgütü. Aynı zamanda her türlü uyuşturucu, insan kaçakçılığı vesaire olayı içinde barındıran organize bir suç örgütü. Saldırdığı anda Türkiye'ye artık bu sefer şu söylenebilecek. Terör örgütü diye biz daha önce işte operasyonlar yapılırken, çatışmalar olurken vesaire yapılırken bu sefer diyecek ki örneğin Kızıl Haç, hayır efendim o savaşan taraf statüsündedir. Savaş hukuku burada uygulanır. Ben Kızıl Haç olarak geleceğim, oraya müdahale edeceğim. Aynı şekilde Birleşmiş Milletler'e bu götürülebilir ve Birleşmiş Milletler tarafından da sen onu savaşan taraf olarak tanıdın. Savaş hukukuna göre ben oraya müdahale ediyorum, barış gücümü gönderiyorum ve orada sizin işte karşılıklı savaşmanızı engelliyorum gibi bir durum olabilir. Örgütlere aşık bir durumlarda müzakere eden, anlaşmalar yapan, meşruiyet tanıyan bir statüye getiriyorsun sen onu. Yani o zaman bir süre sonra bu olayların hemen akabinde şunlar olacaktır. İşte Avrupa Birliği ülkelerine diyorsun ki sen bunu terör örgütü olarak tanı ve onların o örgüt üyelerini bana iade et. Amerika'ya diyorsun ki işte sen bunu terör örgütü olarak tanı ve onun işte terör örgütü üyelerini bana iade et ve onu destekleme, şunu yapma, bunu yapma vesaire diyorsun. Ama bunların hepsi şimdi gündemden çıkacak artık. Yani sen onunla anlaşma yaptığına göre, meclisinden karar çıkardığına göre o zaman bu savaşan taraf konumunda bir örgütlenmedir. Sen onu kendimiz bir savaş örgütü olarak tanımlayamayacağız. Savaş hukukuna göre sen onu eşit koşullarda göreceksin. İşte bu konuda herhangi bir müdahale ettiğinde biz Birleşmiş Milletler barış gücünü de oraya gönderebiliriz. Uluslararası diğer örgütlenmeler de gelebilir. Ve bunun sonucunda hatta ben bir iki hocayla da görüştüm. PKK'lılara AFA falan gerek kalmayacak o zaman. Savaş esiri
statüsüne de kavuşabilecekler. Ve uluslararası güçler müdahale ettiğinde buraya ne olacak? Türkiye'nin egemenliği ortadan kalkacak. Egemen Türkiye devleti değil, orada belli uluslararası güçlerin hakimiyetini tanımak durumunda kalan küçültülmüş bir Türkiye Cumhuriyeti devletiyle karşı karşıya kalacağız. En tehlikeli şeylerden bir tanesi bu. Biz ülkemizin egemenliğini tartışmaya açıyoruz. PKK terör örgütüne bu şekilde meşruiyet kazandırarak onunla, yani başbakanın şunu bile demesi çok tehlikeli diyor. Son bir cümleyle toparlayalım o zaman. Yani biz görüşmüyoruz, devlet görüşüyor dediğiniz anda bile ona meşruiyet kazandırıyorsunuz ve karşılaşacağınız sonuçlar işte uluslararası hukuk çerçevesinde PKK'nın terör örgütü olmaktan çıkartılması. Hı hı. Keşke PKK silahları tamamen bıraksa, gerçekten insanlar evlerine dönse, yani Türkiye'nin üniter yapısı çerçevesinde bu olayları biz gerçekleştirebilsek, yani Türkiye barış içinde yaşasa, ama ne yazık ki görünen şey o öyle bir şey değil. Peki. Gerçekleri görmemiz gerekiyor. Peki, çok teşekkür ediyoruz bu tehlikelerin altında çizdiğiniz için, yayınımıza katıldığınız için. Çok sağ olun. Sayın seyirciler, habercinin saatinin sonuna geldik. Biz yarın aynı saatte yine meclisten sizlere sesleneceğiz. Şimdilik hoşçakalın.